Bakalım bu fotoğrafı görünce ne yapacak abi? Ya ah be abim be. Ben sana güvenme dedim değil mi? Ya bir dakika ya. Göstermesem mi acaba fotoğrafı? Çok yakıştı bile. Şimdi görünce de çok üzülecek. Aa. Ya ne yapacağım ben ya? Kız Erhan. Söz ne zaman? Nişan ne zaman? Ne nişanı ya? Ece Muzaffer dün gece anlattı. Osman'la Leyla beraberlermiş, samimilermiş bayağı filan. Ben de gördüm. Baş başa çay içmeler bilmem neler. Bilmem neler? Yani çay içince ne oluyor ki ben anlamadım. Öyle deme. Ben de bir çay içmeye diye gittim Esat amcanla. Üç çocuğumuz var şimdi. Maşallah. Çayla çorbayla başlar bu işler çocuk. Hayır milletin çayına çorbasına siz neden maydanoz oluyorsunuz? Osman mahallemizin çocuğu kızım. E yükünü de tuttu maşallah. Gıpta ile izliyoruz. Hmm, hasettir o haset. Gıpta olsa duramazsın çünkü. Çocuğum insan bir merak ediyor yani haliyle. Leyla patronuyla birlikteydi. Arabayla falan bırakmalar, etmeler. Ne oldu? Aa o da vardı değil mi? Ya arkadaş, abimle Leyla arkadaş. Anlaşıldı mı? Kaçtım ben. Haydi. Tabii öyledir kesin. Arkadaş, arkadaş. Şimdi nasıl arkadaş? Ben Nevkübe'den öğrenirim. Sen şu dükkanda dur 5 dakika. Tamam ben bekliyorum ben seni. Ben Nevkübe'ye bir gideyim bakayım ne oluyor. Aa, çöp eve dönecekmiş dükkan barışmaz ayol. Hayır, zabıtalar tutuklayacak haberi yok. Hayırlı işler komşum. Ben de diyordum ki keyfimin limonu nerede kaldı? Vallahi bu sefer hakikaten tebliğe geldi. Ne tebliği gene? Ha gene haberi yok bunun. Herkes Leyla ile Osman'ı konuşuyor. Ne olmuş onunla? E ne olmuş bilmiyorum işte. Sözüm var, nişan var, haberler sende anlat. Ama kız, vallahi çok zeki kadın mısın? Çok akıllı kadınsın. Zeka fışkırıyor senden. Ayol çocuk kasapken yüzüne bakmıyordunuz. Şimdi ünlü olacak ya, yapış yağlı kuyruğa. Steril. Lepiska saçlı Steril. Senin o saçlarını yolarım. Böyle yün yaparım onlardan. Şişe geçirir, horoş ediyor ölerim böyle çık çık çık. Vallahi sende seri katil zihni var kızım. Hay gazetelerden duyma diye söylüyoruz yani. Gülüm, ay doyamadınız dedik. Dedikodulara. Ama ne halin varsa gör. Bir şey olursa haber ver ha. Git gözüm görmesin seni. Hadi şişt. Yok açmıyor. Mesajımı da görmemiş. Sen hem gece yatarken telefon sesini kısıyor. Muhtemelen sabah onu tekrar açmayı unuttu. Acaba ben abimi mi arasam? İyi de ne diyeceğim? Benim acilen Sanem'e ulaşmam gerektiğini söyleyeyim. İyi fikir. Ulaşılamıyor. Ne yapacak? Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Daha evine. Sanem konuşmadan biz yetişelim. Ben şoförü çağırayım. Tamam. Geç. Nerede kaldı ki abim ya? Giderken bir şey söylemedi mi? Söylemedi Ayhan abla. Çekimden geldi. Biraz durdu gitti sonra. İyi ben bir arayayım bakayım neredeymiş. Kolay gelsin. Aa, abi ben de tam seni arıyordum. Neredesin sen ya? Kuafördeydim. Akşam için hazırlandım. Ne var ki akşam? Leyla'yı yemeğe çıkartacağım. Tabii müsaitse. Şık bir restoranda rezervasyon ayarladım. Bak bir de bunu aldım nasıl? Beğenmedin mi? Yok güzel bence. Beğenir ya Leyla da. Değil mi? Çok daha iyilerine layık da. Ne yapayım şimdilik gücüm buna yetti. Dükkan nasıl gidiyor? İyi yerleştirmişsiniz ha, aferin. Oh maşallah, maşallah, maşallah. Tavukları sağ. Ay inşallah senin konuşmadan yetişiriz. Birbirlerini çok seviyorlar çünkü mutlu olsunlar istiyorum. Değil mi? Bence de. Merak etti sizi herhalde. Açın lütfen. Efendim Aylin. Emre'cim neredesin? İyi işim var. Ne oldu? İyi peki. Annen bu akşam üçümüz bir yemek yiyelim dedi. Rezervasyonu sen yaparsın değil mi canım? Ne yemeği ya? Ben seninle yemek falan yemek istemiyorum. Emre'cim annene çok ayıp olur ama. Aylin işim var. Daha sonra ararım tamam.
Efendim anne? Leyla, bak sana bir şey soracağım. Bak lafı dolandırmadan hemen cevap vereceğim. Sizin Osmanlı aranızda bir şey mi var çocuğum? Osmanlı mı? Ne Osmanlı? Evet ya da hayır. Var ya da yok. Evet, var bir şeyler aramızda anneciğim. Görüşüyoruz işte. Akşama detaylı konuşacağız bunu. Tamam anne. Ay bunları öldürecekler. Leyla. Efendim Emre Bey. Osmanlı aranızda ne var? Benim özel hayatım sizi hiç ilgilendirmez. Leyla. Emre Bey, şu anda bunları konuşarak gerilmeyelim, olur mu? Önemli olan Sanem ve Can'a yetişmemiz. İyi, tamam. Biraz daha hızlanır mısın? Ben de buraya gelelim diyecektim sana. Ha, gerçekten mi? Evet. Yani yalnız kalıp konuşmak için. Konuşmak için. Ben senin ne konuşacağını biliyorum aslında. Gerçekten mi? Hı-hı. Yani keşke bu konuya hiç karışmasaydım. Can, gerçekten senin beni anlaman lazım. Sanem, yani ben anlıyorum annemle aramın iyi olmasını istiyorsun. Bu benim için hiç kolay bir şey değil. Yani bırak ben kendim halledeyim. Tamam mı? Sen hiç karışma. Yani ben üzülenin sen olmasını asla istemem. Tamam canım. Tamam. Güzel. Anlaşmamıza sevindim. Hadi gel. Çiçekler çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Bayıldım. Hiçbiri senin kadar güzel kokmuyor. Can, keşke hep burada kalsak. Yani kimsecikler olmasa. Sen, ben, Doğa. Sıkılmaz mısın benden? Hayır, sıkılmam. Neden sıkılmam ki? Biliyor musun, eski Mısır'da insanlar bu sol elin yüzük parmağında böyle insanın kalbine giden bir damar olduğuna inanırlarmış. Gerçekten mi? Gerçi modern tıp böyle bir damarın olmadığını kanıtlamış ama yine de aşık insanlar evlendiklerinde yüzüklerini bu sol elin dördüncü parmağına takıyorlarmış ki sevgilisinin kalbini kalbinde hissetsin diye. Can. Al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Can, bu taş. Evet Sanem, bu beyaz ay taşı. Sanem, sen benim aydalık yüzümsün. Ama ben bu taşı kırmıştım yani. Sen bu taşla yüzük mü yaptın? Sanem, ben seninle tanıştığımdan beri kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum. Ama hiç olmadığım kadar da kendimdeyim. Yani acayip korkuyorum ama hiç olmadığı kadar da cesurum. Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi ama hiç olmadığı kadar da güçlüyüm.
Seninle tanıştığımdan beri gözlerimi, ellerimi, kalbimin atışını hissediyorum sana. Ve hayatımın sonuna kadar da gözlerim gözlerinden, nefesim nefesinden ayrılmasını istiyorum. Benimle evlenir misin? Söylemek ister misin? Can, ben teklifini çok kabul etmek istiyorum. Ama... Ama mı? Ama ne Sanem ya? Bir kurtulamadık şu amalardan, fakatlardan ha. Kabul etmeyi çok istiyorum ne demek ya? Kabul edemem Can. Yani kabul ediyorum diyemem sana. Reddediyorsun yani. Hayır. Hayır, öyle bir şey söyleyemem. Söylemem mümkün değil. Tam olarak ne demek istiyorsun Sanem yani? Anlamakta güçlük çekiyorum. Can, benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Bizden de mi önemli? Şu anımızdan da mı önemli? Bunu bir an önce söylemem lazım. Yani senin bilmen gerekiyor. Can, ben... Sanem! Sanem! Abla! Leyla. Can Bey, kusura bakmayın, sizi böyle rahatsız ediyorum ama... Yok canım, gel. Gel de sen burayı nereden? Çok acil bir durum oldu. Ben de Sanem'e ulaşamadım. O yüzden mecburen Emre Bey'e sordum. Ne oldu? Sanem, annem çok fenalaşmış. Ne? Nesi var, ne olmuş? Vallahi ben de tam olarak bilemiyorum. Tansiyonmuş galiba. Melahat ablaları da hemen acilen koşun gelin dedi. Hadi gidelim. Hadi hadi. Can Bey, annemle babam galiba sizin bu gazetedeki haberiniz yüzünden tartışmışlar. O yüzden biz Sanem'le gitsek daha iyi olur. Ha, anladım, anladım. Gelme diyorsun yani. Emre Bey kapıda bekliyor zaten. Can, hazır gelmişler. Ben onlarla gideyim mi hemen? Olur, Emre sizi bıraksın güvenli bir şekilde. Haber ver mutlaka. Tamam. Görüşürüz. Kusura bakmayın tekrar. Ne oldu? Ne oldu? Anneme mi? Ay sus. Bilmiyorum ki anlatacak. Ne oldu? Ama tam nasıl bilmiyorsun ya? Ya işte fenalaşmış Sanem. Abla, sen hemen annemi ara, daha iyi miymiş öğren. Hadi biz de gidebiliriz artık. Sanem, Sanem ablacığım, bir saniye sakin olur musun lütfen? Annem gayet iyi, merak etme, yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Neden o zaman? Sanem sakin ol. Abimle konuştun mu? Fabi ile anlaştığını anlattın mı yani ablacığım? Ya ben bir şey söyleyemedim. Tam söyleyecektim. Sen geldin. Ay, yetiştik. Nasıl yani yetiştik? Sen hemen her şeyi biliyorum. Seni Fabri'nin şirketinden çıkarken gördüm. Nasıl yani? Dün seninle konuşma fırsatı yakalayamadım bir türlü. Ben de Leyla'ya anlattım. Bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Yani sır sakladığım yetmiyormuş gibi, Fabri'ye parfüm verdiğim yetmiyormuş gibi sizin yüzünüzden bir yalan daha mı söyledim ben Can'a? Başka çaremiz yoktu ki Sanem. Gerçeği abime anlatsaydım bir daha asla sana güvenmezdi. Sonra her şeyi bırakır giderdi. Gider miydi? Evet. Hem de her şeyi ardından bırakarak. Abim senden başka kimseye güvenmedi. Kimseyi de bu kadar sevmedi. Sen onun sınırlarını kaldırdın. Duvarlarını yıktın. Ama Can sır saklanmasından, yalandan dolandan nefret eder. Sizin yüzünüzden bir yalan daha söyledim diyorum ben. Her şeyi gidip anlatacağım. Sanem. Bir saniye dur ablacığım. Bir dakika dur. Abla. Sanem, evet haklısın. Haklısın. Ya ben yalan söylemenin bedelini gözlerinizin önünde ödemedim mi? Bir daha abime yaşatır mıyım bunu? Bu sefer hiçbir şeyi dinlemez, çeker gider. Abla gitmesin. Ben ne yapacağım? Ablacığım, bir yol bulacağız. Can bana evlenme teklif etti. Biliyorum. Sen ne dedin? Kabul edemem dedim. Direkt böyle hayır mı dedin? Ne deseydim? Onu onca yalan söyledikten sonra, onu kandırdıktan sonra evet mi diyecektim? Ben kendimi suçlu gibi hissediyorum.
Ona her şeyi açıklamadan da ona evet demeyeceğim. Şimdilik en doğrusu bu Senem. Annem geldi, abim çok gergin. Her an ani bir karar alabilir. Onu iyi tanıyorsun. O gerçek Senem'i tanımıyor ama. Aldan, hadi gidelim. Yani kabul ediyorum diyemem sana. Kesin Emre Bey başı işimizden gidecek. Olacağız ya. Olmaz çok sıkıntı. İşimizden olacağız. Olacağız. Dedik olacak bak göreceksin. Ben iyi düşünüyorum. Dedikodu yapma. Gözlemlediğimiz kadarıyla öyle gözüküyor. Bak göreceksin kesin. Ne düşünecek? Bak göreceksin. Can Bey'le Hüme Hanım'ın arası hiç düzelecek gibi değil. Hatta daha kötüye gidecek gibi. Bence şirketin başına Can Bey'in yerine Emre Bey'i getirecek. Olabilir, olabilir. Getirebilir. Büyük patron değil mi yani? Kim neye karışabilir değil mi? Olabilir, yapabilir yani. Kesinlikle. Zaten Hüme Hanım Emre Bey'i daha çok seviyor. Doğru. Acaba neden daha çok seviyor? Çünkü Hüme Hanım çocukken Emre Bey'i alıp gitmiş. Can Bey'i de Aziz Bey'i büyütmüş. O yüzden. Aa, o yüzden diyorsun sen. Evet. Ha? Kes! Susun artık! Sabahtan beri burada dedikodu çarkı dönmeye başladı yine. Ne bağırıyorsun? Var 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 konuşuyorsunuz, dedikodu yapıyorsunuz. Hepsine bir konu başlığı vermişsin. Hepsi ayrı dedikodu yapıyor. Hepsi senin başının altından çıkıyor Gülüz. Ben burada fikir yürütüyorum. Siz onu bunu bırakın da size bir şey söyleyeceğim. Hüme Hanım var ya. Deren Hanım'ın yerine Aylin Hanım'ı getirebilir. Ya ben söylüyorum. Bakın ben buraya yazıyorum. Sonra Gülüz dediydi dersiniz. Fikir yürütüyorum. Yaz Gülüz'cim. Zaten ajansta senin yazmadığın yer kalmadı. Ayağımızı bastığımız yer dedikodu. Her yer senin buraya yazıyorumların. Yeter. Neymiş efendim? Deren Hanım gidecekmiş, yerine Aylin gelecekmiş. Deren Hanım gidecekmiş, yerine Salim gelecekmiş. Deren Hanım gidince yerine niye ben gelmiyorum? Sen var, sen Deren çok... Deren Hanım geldi. Evet. Burada. İşte Deren Hanım burada. Buyurun. Ne bu? Bu kadın karton mu? Mukavva mı? Ha? İş eğitiminde yapılmış bir obje mi bu kadın? Ne bu kadın? Organik. Bir organizma o kadın. O kadının duyguları var. O kadının sesi var. Ses tonu var. Evet var. Organiyim ben. Mukavva değilim ben. Organiyim ben. Çok haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. CC'nin kafası uçtu da iyi değil o. Siz nasılsınız Deren Hanım? İyi misiniz? İyiyim miyim? Hayır. Hayır. Nasıl iyi olabilirim? Sayenizde nasıl iyi olabilirim? Kreşe çevirmişsiniz yine burayı. İşte çak getire. Arkadaşlar siz dedikodu olduğu zaman toplanıyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. Fakat iş olduğu zaman ara ki bul. İşinizin başına. Çok haklısınız, çok haklısınız. Duydunuz. İşinizin başına. Ters ters bakma bana. Gülüz. Ne? Deren Hanım gidince niye yerine ben gelemiyorum? Ha? Dedikodu da bile niye beni yükseltmiyorsun? Senin bütün amacın senin, bu zaten. Senin benim yerinde. Selim. Merak etme, her şey düzelecek. Canın yüzü gözümün önünden hiç gitmiyor. Ben çok üzdüm, onu çok kırdım. Ablacığım. Bak haklısın. Ben seni anlıyorum şu anda. Ama sen bunların hepsini canı daha fazla üzmemek için yaptın. Bunu asla unutma, tamam mı? Bak istersen bir telefon et şimdi. Hem annem daha iyi dersin. Merak etme dersin. Hem de bir sesini duymuş olursun. Bizim de içimiz daha rahat eder. Hadi. Salim. Can. Şey ben mahalleye geldim, haber vereyim diye aradım seni. Annem iyi, ciddi bir şey yok, merak etme. Sevindim. Melahat abla abartmış biraz, ortalık karıştırmış. Sen nasılsın? İyi, iyiyim. Haber verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Geçmiş olsun dediğimi söyle. Ya da söyleme, iyice kızmasın, boş ver. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok soğuk konuştu benim. Gittikçe yalana batıyorum.
dediğin gibi böylesi daha iyi olmuştur. Senin... Sanem ablacığım her şey yoluna gidecek, tamam mı? Merak etme. Efendim anneciğim. Emre'cim neredesin? Bak Can da kayboldu. E dışarıdayım anne, işim var, abimin de işleri var. Ajansa gelmeyeceğiz bugün, akşam evde görüşürüz. İyi sen ne yap et, akşam abini eve getir, tamam mı? Öyle dışarılarda kalmasın yine. İşte bu çok zor. Abimin canı çok sıkın. Niye? Ne oldu yine? Ay hep bir aksiyon, hep bir aksiyon. İşte tam da bu yüzden akşam evde yemekte toplanıyoruz ve konuşuyoruz. Ben abini arıyorum. Anne, sen Emre tartışmışlar. Bir de sen özene gitme. Aha. Ne olmuş ki? Sanem'le niye tartışmış abi? Ne olacak işte, kenar mahalle kızı. Evlilik mevlilik diye bunaltmıştır çocuğu. Evet, evlilik teklifi yüzünden tartıştılar ama senin sandığın gibi değil. Evlilik teklifini abim etti. Sanem kabul etmemiş. Ne diyorsun? Neden reddetmiş Sanem abinin evlilik teklifini? Hayret. Bilmiyorum anne. Neyse eve geldiğinde konuşuruz, tamam? İyi tamam. Hadi öpüyorum. Doğru mu duydum? Bak sen şu işe. Can Sanem'e evlenme teklif etmiş ve Sanem kabul etmemiş mi? Öyle. Aynen öyle Aylin'cim. E ne güzel. Hayır, güzel olmasına güzel bir haber de. Yani kapına kadar gelen bir kısmet. Niye reddedersin? Kim bilir? Yok. Bu kızda bir şey var artık eminim. Neyse. Ben eve geçeyim. Akşam Emre'den bir şeyler öğrenirim belki. Tamam Hüma Hanım. Görüşürüz tatlım. Alo. Fabricim, sana çok güzel haberlerim var. Dinliyorum. Sanem, Can'ın evlenme teklifini kabul etmemiş. Niye ki? Kavga mı etmişler? Bildiğim kadarıyla hayır ama. Bana hiç normal gelmedi. Yok, bu işin içinde bir iş var. E tabii, Can'a yalan söylediği için suçluluk duyuyor. Ve bu yüzden kabul etmemiş olabilir. Can kim bilir ne hale gelmiştir reddedilince. Acaba Sanem onu açıklama olarak ne yalan söyledi? Bence şimdilik yalan söylüyor olabilir. Ama eğer ben Sanem'i birazcık tanıdıysam... ...Can'a doğruları söylemesi hiç uzun sürmez. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Planımızı hemen harekete geçiriyoruz. Medmod kampanyası ile ilgili orada çalışılan her şeyi istiyorum. Durmayın senden. Nasıl? Fabricim, daha buradakilerin güvenini kazanmaya çalışıyorum. Yani benden kampanyanın tüm detaylarını gizliyorlar tatlım. Aylin. Bak, benim kaybedecek hiçbir zamanım yok. Ben sana o hisseleri orada benim işime yara diye verdim, değil mi? O yüzden ne yap et? O kampanya ile ilgili detayları benim için öğren. Abla, Can arıyor. Süper. Harika. Bak ben sana söyledim, her şey yoluna girecek. Hadi aç, konuş. Alo? Alo. Anne, iyi misin annem? Evet, evet. İyi annem. Yani tansiyonu normal, şekeri falan. Evet, evet. Evet, iyi. İyi, iyi. Harika. O halde konuşmamız lazım sanırım. Can. Sanem. Daha evinde olanlardan sonra bana bir açıklama borçlusun. Tamam mı? Ben şimdi yoldayım. Sahilde buluşuruz bir saat sonra. Tabii cevap bekliyor benden. Neden kabul etmediğime dair. Buluşalım diyor, konuşalım diyor. Tamam, iyi. Tam ne diyeceğim ben? Bilmiyorum, düşünürüz ne diyeceğini. En azından ne demeyeceğini biliyoruz. Tamam. Gel otur bir. Tamam, neden reddettin diye soracak. Niye kabul etmedin diyecek. Kolay gelsin. Bu kampanya Redmond için mi? Hayır Aylin Hanım.
Başka bir firmanın revizeleri. Güzel oluyor ama. Teşekkürler. Sen tatlım Redmond'a mı çalışıyorsun? Hayır Aylin'e. Kolay gelsin. Redmond için mi bu? Hayır, eski kampanya. Güzel bir kampanyaydı o da. Gürizciğim bakar mısın? Buyurun, buyurun Aylin Hanım. Farkında mısın bilmiyorum ama ajans tarihimizin en önemli kampanyasını aldık. Ama kimse bununla ilgili çalışmıyor. Nerede bunun ön hazırlıkları görmek istiyorum. Aylin Hanım, benim de pek bir bilgim yok ama Sanem ilgileniyordu onunla. Neredeymiş bu çalışmalar? Bilmiyorum. Bravo yani. Ajans tarihimizin en önemli kampanyasını alıyoruz. Ama kimse çalışmıyor ya da çalışılandan haberi yok. Bu ciddiyetsiz işleyiş kökünden değişecek, haberiniz olsun. Sanem Arşiv'deki bilgisayarda çalışıyordu en son. Sonunda bir soruma cevap alabildim. Herkes işinin başında. Güliz, ne diyor bu yine? Ne bileyim, bağırıp duruyor böyle Deren Hanım gibi. Sen daha dün ajansın içeri giremiyordun. Şimdi böyle başımızda patron patron hareketler. Patron zaten. Ajansın %20'si onun. Hatırlatmasana Ceycek. Güç zehirlenmesi yaşıyor. Ben de güç zehirlenmesi yaşamak istiyorum. Evet, güçlü olup zehirlenmek istiyorum ben de. Mesela Aylin Hanım seni kovabilir. Hemen kapını çık dışarıda, çıkmak zorunda kalırsın tabii. Ceycek, ben sana kaç kere söyleyeceğim evrene böyle kötü enerjiler yollama diye. Evrene enerji yollamadım şu anda, örnek verdim. Güliz, kapa gözlerini. Niye? Kapat. Aç, avcunu aç, uzat. Avcunu aç, evet. Ay ne oluyor Ceycek? Korkutun kapat, kapat. Sakin ol, sakin ol. Evet. Ay ne oluyor Ceycek ya, korkuyorum. Ay ne oluyor? Ne ha? Ne bu acaba? Ne acaba? Ceycek ne oluyor sorar mısın? Aç. Aylin Hanım'dan koruması için ben de takıyorum. Ya Ceycek. Çok teşekkür ederim. Minnet duy bana. Ceycek. Efendim? Sana bir sır vereyim mi? Hayır. Sır falan verme. Gerçekten çok önemli. Vallahi içimde patlayacak. Lütfen söyleyeceğim. Gidiyorum. Gitme dur. Söyleyeceğim. Hayır. Aylin Hanım, Emre Bey yeniden kanca yattı. Bence tekrar sevgili olacaklar. Rahatladım. Olamaz ki öyle bir şey. Nasıl olamaz? Evet, çünkü Emre Bey ley. Ley ney? Ley ley ley. Ley ney ley ne diyorsun? Leylek. Evet, leylekler. Çok güzel. Böyle göçüyorlar falan. Yazın geliyorlar. Leyleği havada gördüm derler. Seni leylekler getirdi derler. Öyle leylekler. Başka leylek. Şey söyleyecek. Aç o internette falan araştır. Böyle onlar geliyor gidiyor. Öyle yazları geliyorlar. Leyleği havada gördüm derler. Aa, gelmişsiniz. Ha, bugün erken bitti anne işimiz. Erken bitti de sen nereye? Ben Ayhan'a gidiyorum hazır boşken. Aman boşken ananıza yardım etmeyin çocuğum. Çık çık git sen, çık çık git. Hey Allah'ım ya. Leyla. Efendim anne. Nereye gidiyorsun çocuğum, bir gel. Benim de çalışmam lazım. Gel bakayım sen, gel. Gel bakayım, gel yavrum. Ne oldu anne? Çocuğum, kafanın içinde sorular var. Onları cevapla. İçimde düdüklü tencereler var. Kaynadı kaynadı. Daha patladı, daha patlayacak çocuğum. Tamam anne. Sen sor, ben cevaplayayım. Leyla, bu Osman meselesi nedir çocuğum? Herkesin ağzında Leyla Osman, Leyla Osman. Anlat bakayım. Anne. Osman geçen gün geldi. Bana duygularını açtı. Oh. Oh mu? Oh tabii. Maşallah tertemiz, namuslu, aslan gibi delikanlı. Boyu boyuna, huyu huyuna. Anneciğim henüz daha çok erken ama öyle ciddi bir şey yok. Niye? He? Sen bu patronun olacak sarı kafadan hoşlanıyorsun değil mi? Hayır anne, ne alakası var? Hoşlanmıyorum. Bak çocuğum, bana sorarsan Osman senin için daha uygun bir aday. Eğer ciddi değilsen çocuğun duygularıyla oynama. Bak ne güzel niyetini, kalbini açmış sana efendi gibi. Anne niye oynayayım çocuğun duygularıyla? Eğer niyetin ciddiyse de anlatalım usulünce herkese. Yani mahallenin ağzına sakız olmayalım yavrum. Ya öyle diyorsun da daha her şey çok yeni. Ya, tamam Osman duyguları daha eskisinden biri varmış bana karşı ama
Ben daha çok yeni şey yapamadım. Adaptasyonum yok yani. Leyla hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun? Ay uğraşamayacağım senin kafanın yumağıyla bu yaştan sonra çocuğum. Bak, eğer baban el alemden öğrenirse yemin ediyorum bu sefer kalbine iner. Ay. Bu bir. İkincisi kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın çocuğum. Anne. Annem anne dinlemem ben dedim diyeceğimi anladın sen onu. Tamam mı çocuğum? İyi çocuk bak evladımız gibi yazık. Tamam anne. Şey etmeyin yani tamam mı çocuğum? Leyla'm. Efendim Osman. Ne haber Leyla? İyilik, senden ne haber? İyiyim ben de. Senaryo çalışıyordum. Ya ben şey diyecektim. Bizim çocuklar övdü bir restoranı da sen müsaitsen akşam yemeğe çıkalım mı? Ya bu akşam biraz benim işim var. Eve iş getirdim de çalışmam lazım. Anladım. İstiyorsan ben yarın erken çıkacağım setten. Yarın da buluşabiliriz. Şimdi benim yarın da işim uzar gibi diye tahmin ediyorum ama... çünkü yeni bir kampanya aldık, ona bütçe çıkarıyoruz. Bilemedim. Anladım. O zaman sen müsait olunca beni ararsın. Tamam. Bu hafta çok yoğun ama tamam mı? Yani söz vermeyeyim şimdilik bir şey için. Konuşalım. Ona göre haberleşelim tekrar. Görüşürüz. Söylemen gereken şey neydi sana? Ne zaman? Ne zaman mı? Ya anlamazlıktan mı geleceksin? Daha evinde işte. Evlenme teklif ettiğim zaman. Sana bir şey söylemem gerekiyor dedin. Neydi o? Ne söylemen gerekiyordu bana? Sen aslında... Yani çok önemli dedin. O anımızdan önemli ne olabilir ki? Can biz... Biz bence çok hızlı gidiyoruz. Yani mahalle, ne bileyim ailem, senin ailen. Bence bu durumlar senin üzerinde bir baskı yarattı. Ben öyle hissediyorum. Sana biz bunları defalarca konuştuk. Konuşmadık mı? Biz birbirimizi seviyoruz. Değil mi? Hani baskı maskı böyle şeyler. Benim umurumda falan değil. Biz konuştuk ama... Ama ne? Annen geldi bir de senin. Hı. O yüzden bence biraz kafan karışık. Yani annem geldiyse geldi, bu benim problemim. Annemle ilgili kafam karışık olsa bile bunun seninle ne alakası var? Annem beni hiç sevmedi. Yani biz annenle çok kötü bir başlangıç yaptık. O yüzden ben öyle düşünüyorum aslında. Sanem bence sen bahane buluyorsun. Bulmuyorum Can. Buluyorsun Sanem, buluyorsun işte. Yani bahane üretiyorsun. Yani bunun tek bir açıklaması var. Biz seninle aynı yerde değiliz. Nasıl? Duygularımız aynı yoğunlukta değil. Sen benim hissettiklerimi hissetmiyorsun. Can ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Daha fazla konuşmamızın bir anlamı yok o zaman. Ben söyleyeceğimi söyledim. Daha da ne denir, ne söylenir gerçekten bilmiyorum. Yani bundan sonrası senin düşünmen gereken bir şey. Ne istediğine karar versene. Hatırlan.
sınıfın en çalışkan kızından bir slogan daha. Burada ne varmış? Cece ne yapıyorsun? Çalışmıyorum ama. Hiç öyle geldim. Bir işim yok aslında ama etrafı denetim, kontrol yapıyorum. O zaman çık, işin yoksa. Nasıl çık? Şirketten mi çık, odadan mı çık, nasıl çık, nereden çık? Cece buradan çık. Tamam, o zaman şu şekilde çıkayım. Cece! Evet, tamam. Başka bir simge miydi bu, çalışmıyor mu? Ne bu, anlamadım. Aylin, Aylin, Aylin bir dakika bakar mısın? Ne vardı Derenciğim? Çok gerginmişsin, öyle duydum. Çalışanları azarlıyormuşsun. Evet tatlım. Yani farkında mısın bilmiyorum ama ajans tarihimizin en önemli kampanyasını aldık. Ama kimse bununla ilgili çalışmıyor. Artık birinin yapması lazımdı yani. Gerçi nereden bileceksin? Sen bu kampanyayı yönetmiyorsun değil mi? Sahi bunda mı Sanem yönetecek? Nereden çıkarıyorsun bunları? Hiç böyle bir konuşma olmadı. Hiç böyle bir konuşma olmadı. Uyduruyorsun şu anda. Ya sen de böyle bekliyorsun yani. Ya Derenciğim sen kendini Hüma Hanım'a ne zaman kanıtlayacaksın? Kadın ajansı çok kalabalık buluyor. Sen buraya gelir misin bile? Gelir misin? Ortalık yerde konuşuyorsun. Ben bu ajansta bir sürü proje bitirmiş insanım, tamam mı? Her şeyden önce benim temiz bir geçmişim var bu ajansta. Geçmiş, geçmişte kaldı hayatım. Ya da sana şöyle bir soru yönelteyim. Mekkina'nın yeni parfüm kampanyası için nasıl bir slogan düşündün? Yani var kafamda bir şeyler tabii ki seninle paylaşacak değilim de yani henüz çok da olgunlaşmadı. Tam düşündüğüm gibi tatlım. O yüzden ben de sana bulduğum sloganı vermeye karar verdim. Neymiş o? Hatırlan. Hatırlan. Yani çok da fena gelmiyor kulağa ama... Bir dakika Ayrı. Sen niye paylaşıyorsun benimle böyle bir şey? Çünkü Derenciğim, Sanem'e senden biraz daha fazla gıcık oluyorum. Hı. Yani onun başarılı olmasındansa senin başarılı olmanı tercih ederim. Ayrıca bu ajansta bence birazcık unutulmaya yüz tuttun tatlım. Yani çok geç olmadan hatırlanmanı istiyorum diyelim. Hatırlan. Hatırlan. Sen buradan yürü tatlım. Bence bomba gibi bir proje çıkaracaksın. Yani şu ajansta kaç tane akıllı kadın kaldık ki? Birbirimize destek olmamız lazım. Hadi. Hatırlan. Red modda hatırlar. Çocuklar çok acil kalem lazım bana Mami. Hemen, hemen arkanı döner misin? Hemen not almam lazım çünkü uçup gidecek. Hatırlan. Hatırlan. Hemen bak alt slogan geliyor. Görüyor musun? Böyle, böyle gözümün önünden geçiyor şimdi. Hatırlan. Çok kullanayım ben. Hedef kitleye gözüküyor. Deren Hanım ne yapıyorsunuz? Çalışma arkadaşımız o bizim. Ne yapıyorsunuz? Deren Hanım ne olarak kullanıyorsunuz insanları? Deren Hanım. Çalışıyorum burada ben Cece. Ben çalışırken benim konsantrasyonum bölünmeyecek. Bunu bunca senedir öğrenemediniz siz. Ben çalışırken dikkat edilecek, sessizlik sağlanacak. Hatırlan. Pist ne ya? Kedi miyim ben? Pist diyor. Çağırken de pis pis deyin. Mama verin. Kapı koyun şuraya, yiyeyim ben onları sabah. Sen de ne şey yapıyorsun sırtına yaz yaz yürüyor. Ezdirmeyin kendinizi. Abi, çıkmadınız mı siz? Yok, Leyla'nın işi çıkmış. Ha, ekti yani. O ne biçim laf şimdi? Ya Leyla beni niye eksin? Hem Günler çuvala mı girdi, başka gün çıkarız. Kesin o gün de başka bir işi çıkar ama. Ayhan, niye böyle söylüyorsun? Ya Leyla'nın bana karşı davranışları değişti. İlgileniyor artık benimle. Keşke bir tek seninle ilgilense. O ne demek şimdi? Ya abi,
Seni üzmekten korktuğum için göstersem mi göstermesem mi diye çok kararsız kaldım ama yani sanırım göstermek en doğrusu. Bakar mısın şu fotoğrafa? Yani bir yandan Emre ile görüşüyormuş ya. Yok bu eskidir ya. Ya Leyla bana söyledi Emre ile görüşmüyormuş. Fotoğraf yeni abi. CC gönderdi. CC çekti yani. Ya bir yandan seninle görüşüyor, bir yandan da Emre ile görüşüyor bu kız. Ben sana dedim güvenme diye. Senin kalbin çok kızacak. Zaten hak etmiyor seni. Sen daha iyilerini hak ediyorsun abi. Ayhan tamam. Tamam bir şey daha söyleme. Benim yukarı çıkmam lazım. Çay demeyeyim mi? Bir bardak çay içelim ha?